Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugün yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi hem tiyatro sanatçısı hem de güzellik uzmanı eğitmeni Halime Usta ile birlikteyiz. Halime Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz benim yerime. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Hocam, dilerseniz sohbetimize başlamadan önce biraz sizi tanıyalım. Halime Usta kimdir? Halime Usta, bundan 31 sene önce bu mesleğe başladım. 36 sene önce de bugünleri düşünerek usta soyadında birini tercih ettim. Çünkü Halime Usta'yı genelde lakap zannediyorlar. Hani bu tamircilere Ahmet Usta, Ali Usta diye seslenirler, evet. Ya. Halime Usta'yı lakap zannediyorlar. Oysa benim soyadım Usta. Ben de çok akıllı bir kadın olduğum için 36 sene önce usta soyadından birini tercih ettim. Halime Usta güzellik uzmanı ve aynı zamanda da öğretmeniyim. 30 yıldır da öğretmenlik yapıyorum. Evet, gayet güzel. Hocam, konumuza değinecek olursak, öncelikle kalfalık ve ustalık nedir? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet, kalfalık ve ustalıkla ilgili şu anda o kadar çok yanlış yapılan işlemler var ki, kalfalık ve ustalık çok önceki yıllarda çok zor alınan ve çok zor gidilen bir meslekti. Önce kalfa olmak gerekiyordu. Kalfalık belgesini aldıktan sonra da ustalığa gidilmesi gerekiyordu. Fakat bunlar belirli bir süreden sonra artık değişmeye başladı. Eski yıllarda kalfalık belgesini aldıktan sonra bu meslekte 5 sene boyunca veya 3 sene boyunca mezuniyetine göre sigortalı çalışması gerekiyordu. Sigortalı çalıştıktan sonra ve o dokümanları aldıktan sonra ustalık sınavına ancak müracaat edebiliyordu. Bu çok zor bir yoldu, çünkü sigortalı çalışmak ve dokümanlarını almak, daha sonra ustalığa gitmek. Fakat şu anda artık yavaş yavaş eğitim seviyemizin yükseltilmesiyle birlikte şu anda daha da kolaylaştırıldı. Evet. Hocam, peki daha önceki yıllarda nasıl ustalık alınıyordu? Daha önceki yıllarda öğrenci geliyor herhangi bir kursa veya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir yere, eğitimini alıyor. Eğitimini aldıktan sonra kurs bitirme belgesini alıp eski adı Çıraklık Yaygın Eğitim Merkezi. O dönemlerde adı Çıraklık Yaygın Eğitim Merkezi idi ve oraya müracaat ediyor. Oraya müracaat ettikten sonra öncelikle kalfalık sınavına giriyor. Kalfalıkta önce yazılı sınava, daha sonra uygulamalı sınava giriyor. Uygulamalı sınavdan sonra kalfalık belgesini alıyor. Kalfalık belgesini aldıktan sonra yine biraz önce dediğim gibi bu meslekte, güzellik uzmanlığında 5 sene sigortalı çalışması gerekiyor. 5 sene sigortalı çalıştıktan sonra sigorta dokümanlarını alarak daha sonra gidiyor ve mesleki eğitim merkezine, yeni adı, eski adı Çıraklık Yaygın Eğitim Merkezi, tekrar müracaat ediyor ve ustalık sınavına giriyor. Ustalık belgesini alıyor. Ustalık belgesini aldıktan sonra da usta eğitici belgesini alıp belediyeye müracaat edip salonunu açabiliyordu. Bu eski yöntem. Eski yöntem. Eski yöntem. Evet. Hı-hı. Hocam, eski yöntemi anlattınız. Peki şu anki, yani günümüzde nasıl alınmakta? Şu anda 20 Haziran 2019 tarihinde çıkan bir yönerge ile ve yönetmeliklerle bunlar değişti. Şöyle ki, meslek liselerinde okuyan öğrencilerin ders saatlerinin toplamıyla özel kurslarda verilen derslerin saatlerinin toplamı toplandıktan sonra toplam saat 756 saati buluyorsa, şu anda öğrenciler almış oldukları kurs bitirme belgelerinin saatlerini toplayarak 756 saati tamamlıyor. Tamamladıktan sonra direkt ustalığa gidebiliyor ve ustalık belgesini almak için sınava giriyor. Belgeyi aldıktan sonra da yine usta eğitici belgesini alıp 10 günlük bir eğitim seminerinden sonra daha sonra da belediyeye gidiyor ve kendi yerini açmak için müracaatta bulunuyor. Şu anda özel kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bulunan 5580 sayılı kanuna göre açılmış özel kurslarda veya diğer verilen mesleki eğitim verilen yerlerde, şöyle bir örnek vermek gerekirse, 552 saat güzellik uzmanlığı, 348 saat kalıcı makyaj, 256 saat protez tırnak, 160 saat manikür, pedikür, el ayak bakımı gibi, bunların kurs bitirme belgelerini aldıklarında
saatlerini topluyor ki iki tane örnek vereyim size. 552 saat güzellik uzmanlığıyla 348 saat kalıcı makyaj kursunu aldığı anda 756 saati zaten geçiyor. 756 saati geçtiği için direkt ustalık sınavına müracaat edebiliyor. Hatta şu anda dün gelen bir öğrencim şunu söyledi. Hocam kalfalık belgesini almadan ustalık belgesini kesinlikle alamıyormuşuz dedi. Ben de dedim ki bunlar eski bilgi. Bunlar eski bilgi. Yeni çıkan yönetmeliklerde 756 saati tamamladığı anda direkt ustalık sınavına gidebiliyor. Bunun yanı sıra yine Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye'den çıkmış bir müfredatımız var. Bu da 826 saat. 826 saatlik müfredata gelen öğrenci cilt bakımını da öğreniyor. Artı ağdasını, iple cımbızla kaşalma işlemini, iğneli epilasyonunu, cilt çeşitlerini, deri çeşitlerini, bütün bunların hepsini, tüm alanları öğreniyor. Öğrendikten sonra yine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen bir komisyonun huzurunda sınava giriyor. Sınava girip çıktıktan sonra aldığı kurs bitirme belgesinin üzerinde 826 saat yazıyor. 826 saatlik belgeyi aldığı anda direkt o belgeyle, tek belgeyle de ustalığa gidebiliyor. Ustalık belgesine yine mesleki eğitim merkezinde sınava girecek, ustalık belgesini alacak. Ustalık belgesini aldıktan sonra yine usta eğitici belgesini alacak. Daha sonra belediyeye gidip güzellik salonunu açmak için müracaat edecek. Bu arada yalnız bir konuyu açıklamak istiyorum. Tabii. Bu eğitici belgesi, ustalık belgesini aldıktan sonraki alınan usta eğiticilik belgesi öğretmenlik yapmak için değildir. Usta eğitici belgesi yanında eleman çalıştırmak içindir. Diyelim güzellik salonuna gitti, belediyeden iznini aldı, açtı. Açtıktan sonra yanında eleman çalıştırmak için o usta eğitici belgesine sahip olması gerekiyor. Zaten ustalık belgesi varsa ustalık belgesi her şeyin önündedir. Ustalık belgesi ve ustalık belgesiyle yapamayacağı şey yoktur. Salonunu da açar, içinde bütün mesleğimizle ilgili bütün branşları gerçekleştirebilir. Evet, hocam peki ustalık belgesi almak isteyen öğrencilerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Evet, ustalık belgesi öncelikle bu mesleği sevmeleri gerekiyor. Hı hı. Bir öğrenci veya diyelim ki bir genç kız öncelikle ne yapmak istediğine karar verecek. Ben bu mesleği seçtim, çocukluğumdan beri bu mesleğe ilgi duyuyorum. Arkadaşlarımın kaşlarını alırım, saçlarını yaparım gibi bir düşüncedeyse ve bu mesleği gerçekten seviyorsa 5580 sayılı kanuna göre açılmış Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel kursları da tercih edebilir. Devletin kurslarını da tercih edebilir. Hı hı. Oradaki kursa gelecek, kaydını yaptıracak. TC vatandaşı olması artı yabancı uyruklular için de özel izin alıyoruz. Yabancı uyruklu bir öğrenci müracaat ettiğinde 6 aylık oturum izni varsa ve benim dediğim evraklar işte pasaportu gibi, oturum izni gibi, hangi okuldan en son hangi okuldan mezun olduğunu gösterir belge gibi, bütün bunların hepsini getirdiğinde yabancı uyruklu öğrenciler de kursa gelebiliyor. Evet, hocam öncelikle böyle kıymetli bilgileri sizinle konuşmak çok keyifliydi. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hepinizi seviyorum. Bu mesleği seçerseniz buyurun gelin. Bu arada mesleğimi seçtiğiniz için de teşekkür ederim. Şu anda benim her yeni başlayan öğrencime aynı şeyi söylüyorum. Bu mesleği seçtiniz, ben 30 senedir bu mesleği yapıyorum. Hala bıkmadım, hala ilk günkü gibi çalışıyorum. Benim mesleğimi seçtiğiniz için de teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, böylelikle güzellik uzmanı eğitmeni Halime Usta bu haftaki özel konuğumuzdu. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.